Merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogtan tekrardan merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim bir arkadaşın bir tane sorusunu cevaplamıştım. İkinci sorusunu da cevaplayayım. Arkadaşımız kusura bakma baştan. Hardcore videosu için ben forumda başlık açmıştım. Demiştim ki önemli noktaları. Efendim bana gösterin ki ben onlardan bir toplama video yapayım diye. Efendim biz eski forumumuza gidince onları kaybettim sizin yazdığınız ve vakit bulamadım. Ama ben bunun için çok inanılmaz güzel bir fikrim var. Bunun için yeni bir e-mail adresi alacağım ve vlog çekeceğim. Hala üşeniyorum. 2 aydır bunu yapmayı düşünüyorum ve çok kayıp yaptığımızı düşünüyorum. Efendim hatta bizim bu highlights olayı için bir tane böyle vlog yaptıktan sonra sizden isteğim olacak. Bana video sample'ı ve ya da ses gibi şeyler yollarsanız sevineceğim. Ama şimdi yollamayın lütfen. Ben onun açıklamasını, detaylarını yaparım. Efendim bu nasıl bir vlog olacak? Bu vlogda siz herhangi bir videonun herhangi bir saniye aralığını çeşitli şartlar altında tabii e-mail bir herhangi bizim size vereceğimiz bir e-mail atacaksınız. Onlardan bazını video yapacağız ama kusura bakmayın böyle credits gibi bir şey yapabileceğimizi sanmıyoruz. Yani efendim anonim olur videolar. Hani herhangi bir şey kişiyi belirtmeyiz gibi geliyor. Çünkü öyle olunca boku çıkıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın cidden emeğinize saygı duymadığımızdan değil sadece bokun çıkmasını istemediğimizden. Ama bu fikrim değişebilir. Yani şimdi daha kesin bir şey söylemeyeyim. Efendim en sevdiğin yemek ve en sevmediğin yemek. Bak bu kişisel güzel bir soru. Neden? Çünkü ben daha dün bunun hakkında düşündüm. Benim arkadaşlar en sevdiğim yemekler cidden pis yemekler. Efendim börek ve hamburger. Hamburgerin güzeli benim için candır yani. Her türlü yerim arkadaşım. Her türlü. Canım da çekti yani. Efendim tamam. Bir sürü sorular. Efendim farklı sistemlere oyun çıkmasını destekliyor musunuz? Efendim açık kaynak olan sistem olan Ubuntu, Debian, Fedora bu bahsettikleriniz hepsi Linux şeyi galiba. Bilmem neleri. Öyleyse desteklerim tabii ki. Hatta oyunların tamamen bağımsız platformlar için ayrı şey olması gibi bir proje vardı galiba. Bir, ya öyle bir şeyler olması güzel fikirler olursa seviniriz. Güzel olur yani. Ben desteklenmesini istiyorum. Tek elinde kalmasını istemiyorum işletim sistemlerinin. Ama açıkçası arkadaşlar bahsettiğimiz olaylar büyük şirketlerin, büyük prodüksiyonları ve tüketim hani sonuçta bu oyunlarda bir meta olduğu için sonuçta sen bunları tüketiciye pazarlıyorsun, satıyorsun, reklam yapıyorsun. Onun için belirli bir şey hani şu an Microsoft'un tekeli altında her şey. Tabii konsolların vesaire de o da ayrı mesele tabii. Neyse umarım öyle güzel gelişmeler görürüz. Çok fazla konuşuyorum. Call of Duty'nin yeni bir oyun motoruna ihtiyacı var mı sizce? Bence Call of Duty'nin komple yeni bir şeye ihtiyacı var efendim. Artık tamamen hani benzer şeyleri görmekten sıkıldım. Skecem yapacağınız oyunların senaryolarına da yani hep aynı konular aslında. Film gibi oyun olsa da efendim ne kadar benim için güzel bir görsel ya da böyle iyi bir oyun deneyimi derken bana böyle adam gibi senaryo öyle gelin kardeşim. Çok bir de şey çok ideolojik yani. Onun için her bokun değişmesi lazım ya da çıkartmasınlar oyunu artık yeter yani. Efendim Assassin's Creed hakkında bir tane daha soru var. İyiye mi gidiyor kötüye mi giriyor bu gidişatı demiş. Ben anlamam sanki şey gibi oldu. Fenerbahçe'nin durumu nasıl aga? Ya da neyse bir dakika. Oh çok güzel. Prison Break izliyor musunuz? Hayır. Efendim Minecraft hakkında düşünceleriniz yeni versiyon filan. Ne bileyim ben. Efendim neden site tasarım Minecraft forum tasarımlar yapıyoruz? Öyle mi? Ben bilmiyorum aga. Ne bileyim demek ki aynı şeyi kullanmışız. Database'i kullanmışız. Database derken şey aynı forum kaynağını her ne deniyorsa ona amına koyayım ya. Video çekmeyi niçin ve nasıl karar verdiniz? Efendim canımız istedi. İlk oynadığınız oyun. Abi hep aynı sorular. Bu işe başınız bu kadar üzüldüm. Of tamam bilmem ne. Steam 300'den fazla oyununuz var. Var lan. Var işte anasatayım. Neden var diyorsun? Var. Var abicim. Biz çok fazla indirimden faydalandık. Bazen parayı bastık. Bazen çarçur ettik. Bazen de hediyelere maruz kaldık. Bazen de aptallık ettik. Oyunlarımız oldu bir sürü. Yani size ne ya? Size ne abicim? Minecraft diye bir oyun oldu. O bunu da sundu. Ya abi bütün... ben anladım. Geçen vlogda söylediğim bir sorular birbirine benziyor. O yüzden ben şey yapıyorum. Karıştırıyorum. Efendim. Aynen. Efendim. Of. Abi çok geçmiş ya. Çok eski sorular bunlar. Vallahi ben ne yapmışım aga ya. Bayağı bekletmişim ya. Neyse millet 30 bine az kaldı demiş. Biz
dağıttık o. Şimdi kaç olduğunu söylemeyeyim de yine diyecekler. Abi siz bu vlog çekeni bayağı olmuş. Kaç kere şey değişmiş falan diye subscriber. Şöyle saçmalamayalım. Efendim hangi gamepad'i kullanıyorsunuz? Hemen göstereyim. Gamepad kullandığım zaman Batu'nun bana 2010 senesinde doğum günü hediyesi olarak vermiş olduğu bu aleti kullanmaktayım. Efendim bu kendisi bir Xbox kontrolörüdür. Bunun bir de wireless şeyi var. Arada sırada Batu benden ödünç alır. Öyle takılırız. Bir dakika bakayım kaç dakika olmuş. İyi olmuş yine. Efendim of aynı sorular tekrar. Evet ondan sonra hangi bilgisayarı bilmem ne efendim. Of. Kusura bakmayın böyle yavaş yavaş iniyorum. Tablet teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey. Tablet benim için candır efendim. Ben bir efendim ayıptır söylemesi 2 sene 1 sene önceminde bir iPad aldım. 3 sene boyunca alsam mı almasam mı? Abicim o parayı laptop alırım yoksa tablet mi alsam filan dedim. Bir aldım bu aleti. Efendim sabahtan akşama kadar her türlü işimi bu aletle halletmekteyim. Her yere onu taşımaktayım. Her türlü ilginç şey yapmaktayım. Oldukça keyif almaktayım. Her gün şarjı takıyorum resmen. O yüzden benim için çok candır. Şöyle sarılayım ben canım aletime. Severim. Efendim iOS tarafı oyun bölümü daha ne kadar ilerleyebilir? Çok hardcore yöne gideceğini sanmıyorum ama oldukça keyifli yani. Sonuçta bir sürü seçenek ve değişik oynayış deneyimleri sağlıyor. Vakit geçirmek için birebir sonuçta yani. Hatta özellikle bu aralar RPG falan yüklemeyi düşünüyordum ben şeyi. Efendim Skyrim ve 3 DLC hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu saçma bir soru arkadaşım. Neden böyle bir soru sordun ki ya? Skyrim zaten güzel oyun. DLC'lerini de bilmiyorum. Bu yaz Skyrim'i oynadık. Geçen sene oynamıştım ama birazcık oynamıştım. Bu aldım artık. Skyrim hatta bir arkadaş hediye etti. Efendim sağ olsun kendisi. Ama 3 DLC değil 2 DLC var bende galiba. Efendim yabancı diziler neler? Ben dizi izlemem pek fazla. Efendim ama şansa geldi bu soru. Çünkü 3 gündür Fringe izliyorum. Yeni başladım. Bakalım gittiği yere kadar gidecek. Biraz vaktimi yiyor ama. Neyse. Hangi okullarda? Vlog küfürlüdür herhalde çünkü Berk abinin küfürlerine bayılıyorum. Teşekkürler! Oh. E3 2013 hakkında konuşsanız... E3 ne zaman oldu? Olmadı daha ya. Yazılı olmuyor Mago. Bir dakika ya. E3 2013... Valla ben de çok bilgisizim, cahilim bu konuda arkadaşlar. Oha arkadaşım Haziran'daymış. Daha ben olmamış bir şey hakkında ne konuşayım ya? Efendim. Videonun tekrar server açacak mı? Ona göre oyunu satın almayacağım. Açmayacağım arkadaşım. Oyunu satın al bence. Başka serverlarda oyna. Biz server açmayacağız. Bizim için alma gibi bir düşüncen olmasın. Ya da alma ben ne bileyim bana ne ya. Far Cry 3'ün hakkında ne düşünüyorsunuz diyorsunuz. Serisi yapılmış bitirmiş yani. Hala ne düşünüyorsunuz diyorsun arkadaşım. Yapmayın böyle şeyler ya. YouTube'da oyun kanalları arasında en büyüklerden birisisiniz. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah efendim. Hiçbir oyun dergisine makale yazdınız mı? Efendim bu konuyu bilmiyorum. Yazmayı düşündünüz mü? Efendim Batuhan eskiden yazmıştı. Hatta bir uzun süre yazmıştı. Efendim bu konuda ayrıntıları ilerleyen zamanlarda belki veririz. Çok da önemli bir bilgi değil zaten. Aslında güzel bir bilgi. Yani Batu çok aşina bu konulara o yüzden. Bayağı yerlerde yazmış oldukları var. Hatta muhtemelen ya çünkü belki dokunmuşsunuzdur yazılarını bilmeden. Olabilir yani. Arkadaşım. Efendim. Nasıl emelci olunur bunu bize açıklayabilir misiniz? Arkadaşım emelci olunmaz. Emelci doğulur. Efendim. Ama yine de emelci olmak istiyorsanız bileğe kuvvet. Hayranlarla buluşma planlıyor musunuz? Yok ağacım. Hayranlar, arkadaşlar, takipçiler. Neyse. Pek fazla düşündüğümüzü söyleyemem böyle bir şeyi. Çünkü zor iş arkadaşım, zor iş. Vallahi. Şimdi nerede toplanacak, ne yapılacak vesaire, nereye gidilecek yani. Belki ileride ama yani böyle bir amacımız yok yani. Çok fazla talep olursa diyeceğim de olsa bile biz sıcak bakmayız yani. Efendim. İyi ki çekiyorsunuz video süpersiniz demiş arkadaşım. Teşekkür ederim. Bu temiz kalpli, güzel, şirin yorumun için efendim. Tamam bilmem ne. Berk abi tedavim bittiğinde lütfen saçını uzat. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim kardeşim.
Ama öyle bir söylemiş ki sanki arkadaşlar ağır bir hastalık tedavisi görüyorum gibi gözükecek. Yok öyle bir şey arkadaşlar, sadece saçım dökülüyor diye. Ondan sonra demeyin, aa Berk abi şey mi olmuş, kanser mi olmuş falan. Aman umarım olma böyle bir şey. Oyun türleri arasında en çok hangisini seviyorsunuz? Bir tür söyleyin bana. Efendim. Sana bir tür. Efendim ben daha çok neleri severim? Ben neleri severim ya? Bilmiyorum, öyle hiç düşünmedim tür olarak. RPG'leri severim de çok fazla RPG oynamışım yok ya. Bilmiyorum, karışık. FPS güzeldir yani, ne bileyim. Adventure güzeldir, arcade güzeldir. Aslında open world oyunları seviyorum. Doğru cevap olması lazımdı. Bakalım. Hayır, hayır, hayır. Hiç birbirinizle küsüp barıştığınız oldu mu? Ne haber? Havalar nasıl? Hemen başlıyorum cevabı. Birbirimizle küsüp barıştığımız olmadı. Olduysa da hatırlamıyorum. Ne haber? İyiyim. Havalar nasıl? Bugün çok güneşli. Bu ben de sizin gibi oyunları tanıtıyorum. Kişi toplamak için ne yapmam gerek? Bu ne lan? Yapmam gerek. Efendim, mahalleden adam mı topluyoruz? Nedir? Nedir yani? Kişi toplamak nedir? Adam mı döveceğiniz? Bu galiba 5. kere gördüğüm soru. Yeni tasarım geçecek misiniz? Bilmiyorum. Belki geçeriz. Ne bileyim, şu anda geçmedik galiba. Belki de video yayınlandığında geçmiş olacağız. Belki de zorla geçirmiş olacaklar. Efendim. Watch Dogs 2. videonu çekecek misiniz? Evet arkadaşım, ben çekeceğim. Oyundan umutlarım var. Uzun bir seri olacak. Ama çekeceğim. Vallahi çekeceğim, billahi çekeceğim. Battlefield 3 etkinliği düzenleyecek misiniz? Zaten düzenliyoruz bir şeyler. GTA 5 hakkında düşünüyorsunuz. Bekliyoruz. Tişörtünü alacağım bu aralar. Buldum bir yerde güzel. Yani nasıl şansları gördüm. Alacağım. Efendim makara olsun diye flash oyunu oynar mısınız? Oynarız arkadaşım ya. Üşenmezsem oynarım. Efendim Frapse çektiğiniz 1080p videoların boyutunu neyle düşürüyorsunuz bilmem ne. Ya zaten bunu çok fazla çıkardım da ben genelde 1080p çekmiyorum. Half size'da çekiyorum ki bilgisayar çok fazla kasmasın diye. Onu da söyleyeyim. Mal mal sorular gelmiş arkadaşım. Ah ah, üzüyorsunuz beni ya. Kalbimi kırıyorsunuz. Efendim. Neden bu kadar çok küfür ediyorsun? Seviyorum kardeşim. Ben gerçek hayatta da arada coşarım, arada coşmam. İnsanına göre küfür ederim, etmem yani şey durumunda. Karşıdakinin ne kadar küfre alışık olup kullanıp ya da sevip sevmediğine bağlı olarak. Ben deşarj olarak bir anlamda kullanıyorum bu burayı. O yüzden bu küfürler beni rahatlatıyor. Kendime geliyorum, eğleniyorum. Efendim. Bazen tıkanınca küfür ediyorum. Öyle de oldu oluyor. Efendim, erkeğim ya, heraktan vardım. Sevgiliniz var mı? Efendim bu sorulara verdiğim cevabı biliyorsunuz. Arkadaşlar gereken cevabı verecektir zaten yorumlarda. Bu işler artık böyle yürütüyoruz. Efendim önceden sorulan böyle klişeleşmiş ve artık böyle bir sıkıntıyla verdiğim bir cevap varsa sorulara, tekrar o soru sorulduğunda ben o arkadaşları ya efendim bir yerlere havale ediyorum. Genelde havaleye yer ettiğimizde şu yorum kutusu olan aşağıdaki bölge oluyor. Orada adamın çok güzel ağzını sıçıyorlar zaten. Efendim. Neden garip gülüşüm var? Ben de bilmiyorum arkadaşım. Ona dikkat ettim. Gülüyorum ama nasıl gülüyorum ben de sonradan fark ediyorum. Sonuçta insan gülerken güldüğünü görürse tuhaf bir hisse kapılır. Hangi işe gireceksin? Ne bileyim arkadaşım. Dur. Bu kadar yeter. Sen zaten bayağı soru sormuşsun arkadaşım. Evet. Evet. Bir oyun yapabilseydiniz RPG mi, FPS mi, simülatör mü yapardınız? Ay, güzel soru. Vallahi. Böyle saçma sapan bir şey yapardım arkadaşım. Böyle indie kafasında. Ne güzel olurdu ya. Oyunun adını ne koyardınız? Mahmut ile ön sevişme. Ve Shogiyam. Borderlands 2 hoşunuza ne kadar gitti? Güzel. Çok gitti. 3 litre. Hypixel size göre nasıl haritalar yapıyor? Yardırıyor abi herif yani. Oradan amına koymuş, bize diyecek laf kalmamış yani. Hayat olarak nasıl bir düzen sahipsin? Koşturmacı olarak bayağı koşturuyorum agacım. Bu da benim aslında soruya cevabım olması lazım. Efendim. Oyun akşamlarına ne oldu? Piç oldu arkadaşım. Siktiler onu. Sütünü az verdik, büyümedi. Sizce osurmak bir zevk meselesi midir yoksa bir zorunluluk mudur? Efendim,
Osurmak bir zorunluluk olduğu kadar çok karnın problem yaşadığı dönemlerde ise zevk olmakla beraber bazen çileye de dönüşebilir. Çünkü zorunluluk olduğu bazı yerlerde efendim yani hem zorunlu olup hem de zorunlu artık yapacak nasıl desem artık alarmı verdiği zaman ama toplu bir ya nasıl desem ya cırcırsan ya da insanların bulunduğu bir yerdeysen efendim hem ses duyulma hem de kokma riski çok fazla. İlk seçenekteyse zaten aşağıya vut diye efendim sıvıyı bırakma riski çok yüksek. Efendim bu tür problemler yaşanmasını istemiyorsak gazımızı tutacağız. Ama büyük sıkıntıdır çünkü gaz ağrısı çok büyük bir işkencedir. O yüzden ben bunu zevk meselesi olduğunu geçiyorum. Ama her zamanki gibi efendim işeme ve sıçma çok büyük bir zevktir. Çünkü efendim ağrısı ve çilesi büyüktür yapana kadar çok büyük bir rahatlama sağlar gaz da aynı şekildedir. Böyle bir neden açıklamayı yaptırdınız arkadaşlar? İnanmıyorum size ya. Allah aşkına şu açıklamayı yaptırdınız ya ben helal olsun başka bir şey diyemiyorum yani. Neyse. Efendim. O videonun tişörtle çıkacak. Umarım çıkar efendim. Ama masrafları karşılayamayız yani. Çok yüksek para isteniyor. Yani biz de toplu bastırmayacağımıza göre. Kişiye özel, isteğe özel yapacağımıza göre. Efendim kaç yıldır hardcore oyun oynuyorsunuz? Oynuyoruz aga. Oynuyoruz yani. Oynuyoruz. Efendim. Abi aynı insan 100 tane soru sormuş. Arkadaşım güzel soruları sormuşsun. Teşekkür ederim de ayağını göre göre bir hal oldum ya. Vallahi ya. Of. Vallahi aynen. Çok güzel. Çok güzel. Hayvan gibi spam yaptın. Birisi yapmış da spam. Paralel evren hakkında düşüncelerin. Efendim paralel evren varsa diğer benliklere selamlarımı yolluyorum. Oradaki sevdiklerime de yolluyorum. Umarım iyi yapıyorlardır, iyi yaşıyorlardır. Efendim, umarım en kötü halleri şu anki halim gibidir benim. Umarım. Yani şükredeceğiz. Ah. Hentai hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? 6 harfli bir kelime efendim. Aslında 2 hece mi 3 hece mi olduğunu bilemiyorum. Onun dışında efendim çok çizgili. Çizgiler fazla var. Efendim yapanlara kolaylıklar diliyorum. Seslendirene de kolaylıklar diliyorum. Yayınlayana da kolaylıklar diliyorum. İzleyene de kolaylıklar diliyorum. Kolay iş değil arkadaşlar. Adı üstünde hentai. Hentai. Hentai galiba bir de weirdo demek değil mi? Japonca'da yani. Sapık demek galiba. Efendim daha ismine bakın çay demleyin yani. Ah, ah. Efendim neden bir intro yapmaya gerek duymuyorsunuz? Çünkü o kadar becerimiz yok galiba. Bize bir intro yollanırsa beğenirsek yayınlarız yani. Ama böyle taşaklı bir şey olması lazım. Çünkü zor beğeniriz gibi geliyor. Efendim Death Note'u izledim mi? Bir buçuk kere izledim. Hatta en son bu sene içinde bir tekrar izledim uzun süreden sonra. Çekiliş yapmayı düşünüyor musunuz? Şu anda düşünmedim belki ileride düşünürüz. Efendim Street Fighter sever misin? Tabii ki abicim efsanedir. Benim ilk hani şu NES'lerde, Atari'lerde oynadığım oyunlardandır. Ondan sonra bayağı oynadık. Efendim biz Ryu'yla seneler boyunca oynayıp ondan sonra Hadouken değildi. Şu Tengen Toppa var bir de Shoryuken onları öğrenmek seneler aldı yani. İnternet çıktı da öyle öğrendik. Efendim. Bu ne la videosu çekmek çok geç kaldı Street Fighter'da. 100 tane oyunu çıktı zaten daha. Shobiyam Berk abi. Onu çok iyi an. Çok güzel bir soru. Soru da değilmiş ya açıklamaymış. Ama açıklamayı ben anlamadım arkadaşım. Bunu da söyleyeyim. Üzdü yani. Efendim. Tamam. Evet. Güzel. Oh oh oh. Tamam. Oh oh oh. Burada ağır ithamlar dönmüş. Bir olaylar dönmüş. Oh muhabbetlere gel. Allah aşkına. Oh. Çıkacak filmle ilgili ne düşünüyor Batu abi Star Wars'un? Efendim Batu'ya soramam şu anda. Efendim ama Batu'yla aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bence olmayacak arkadaşım o ya. Disney neden aldı arkadaşım onu? Vallahi aldı bir tuhaf oldu zaten. Yani zaten ben son 3 filmin ilk 3 filmine göre daha ciddiyetsiz olduğunu düşünüyorum. İlk 3 filmin de ciddiyetsiz olduğunu düşünüyorum. Çok hani hayran olduğum bir filmdir ama sonuçta yine de bence bir Hollywood kalitesinin ötesine çıkamamıştır. Yani şey olarak, kurgu olarak. Daha doğrusu derinlik anlamında. Ve bu Disney'in eline geçmesi bu olayın. Yönetmenin ve senaristinin değişecek olması galiba. Yani sıçış abicim. Neyin konusunu işleyecekler? Tabii şimdi beni kötü edebilirler ama sonuçta büyük prodüksiyonlardır arkadaşım. Milyon dolarlardan bahsediyoruz. Bilmiyorum. Yine kısmet. Kısmet benim en sevdiğim laf abicim. Bunu da artık söylüyorum. Ay ay. Üf, abicim. Soru gelmemiş resmen. Hungry Games çekecek misiniz? Hungry Games'i galiba o. Bunu da cevaplamış olabilirim belki. Çekmek isteriz. Aslında çok uzun süredir istiyorduk çekmeyi. Bir gün olur çekeriz. Market açılacak mı? Doğru biz YouTube şeyde layoutumuzda market yazıyor ya.
Ya umarım gelir ya. Daha zaten kendi üstümde giyecek bir şey. Bir tek kendi skinimi bastırdığım tişört var. O da güzel olmadı pek fazla. Arkada dana gibi bir videonun logosu var çünkü. Hiç de hoş değil. Baksanızın markası nedir? Arkadaşım biz Baksana marka Baksana marka seçmiyoruz. Önemli olan çanağı kavrasın. Kavrasın derken yani efendim çarşıları salmasın dışarıya. Açıklamam bu kadar olabilir. Efendim. Neyse. Sorular bu kadardı bu bölümden. Efendim 11. sayfanın sonuna gelmişiz. Demek ki bu az kaldı anlamına geliyor. Arada hala sorular geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşmek üzere efendim. Saygılar ve sevgiler çerçevesinde sizleri hep birlikte öpüp selamlayıp şey yapıyorum. Hadi tekrardan görüşmek üzere.